Ve Vincenzo Montella milli takıma galibiyetle, kritik bir galibiyetle başladı. Hırvatları devirdiği gibi Türkiye milli takımını grupta lider yaptı. İki günde futbolculara ne aşıladıysa milliler deplasmanda büyük bir mücadeleyle bileğinin hakkıyla maçı kazandı. İsmail Yüksek de Hırvat orta sahasına top yüzü göstermedi. Milli takımlar tarihinin en dominant orta saha üçlüsünü Modric, Brozovic, Kovacic'e karşı mücadelesi inanılır gibi değildi. Maçın kahramanlarından biriydi. Sahada İsmail bildiğiniz Basquiat gibi takıldı. Hırvatların baskısını kıran ince pasları, atağa hazırlanan rakibinin ayağından hızlıca topları kapmasıyla uzun yıllar milli takımın 6 numarasını kapatacağını gösterdi. Bu arada Livakovic, Barış Alper'in güzel golüne engel olamadı. İyi ki olamadı. Hatalı çıkış yapsa da millilerimize karşı yaptığı kurtarışlarla taraftarlar çok büyük bir ismi transfer etmişiz şaşkınlığını yaşadı. Ve Szymański. Bu adam yine bir yerlerde gol atmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Polonya Faroe Adaları deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Polonya'da sahneye çıkan isim karşılaşmanın 4. dakikasında şık bir gole imza atan Sebastian Szymański oldu. Ceza sahası dışından çerçeveyi gören Szymański affetmedi. Başakşehir'e attığı golün daha rahatını attı. Emin olun Başkan Ali Koç transfer kariyerinin en başarılı, en verimli ismini transfer etti. Bir nevi Alex'ini transfer eden Aziz Yıldırım gibi. Ancak Szymański Alex gibi uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyemeyebilir. Keşke Alex gibi 8 yıl sarı laciverti formayı giyebilse. Böyle oynamaya devam ederse Avrupa devleri onun aklını karıştıracaktır.